Biliyorsunuz ki dünyada çok protesto var. İsrail'e karşı, Amerika Birleşik Devletleri'nde, üniversitelerde de protestolar artık daha da büyüdü, kapsamı genişledi. Öğrenci protestoları Fransa'ya sıçradı. Paris'teki ünlü Sciences Po Üniversitesi'nin öğrencileri kampüse erişimi engelledi. Kurumdan İsrail'in devam eden Gazze çatışmasındaki eylemlerini kınamasını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde dalga dalga yayılan öğrenci protestoları Fransa'da da kendini gösterdi. Paris'teki ünlü Sciences Po Üniversitesi'nin öğrencileri kampüse erişimi engelledi. Filistinlileri destekleyen sloganlar atan öğrenciler üniversitenin girişlerine ve pencerelerine bayraklar astı ve Gazze ile dayanışmanın sembolü olarak tüm dünyada kabul gören kefiyeler örttü. Protestocular kurumdan İsrail'in devam eden Gazze çatışmasındaki eylemlerini kınamasını talep etti. Kolombiya'da, Yale'da, Harvard'da, UNC'de, Vanderbilt'de, Amerika'daki tüm üniversitelerde olup bitenlerden ilham almış olabiliriz. Ancak dayanışmamız her şeyden önce Filistin halkıyla devam ediyor. Çarşamba günü polis kampüsteki eyleme müdahalede bulundu ve bir grup öğrenciyi okuldan çıkardı. Öğrenciler üniversite yönetiminin eylemlerine son vermesini istemesine tepkililer. Öğrencilere uygulanan baskıya son verin. Haklılar. Kendilerini politik olarak yapılandırmak için eğitildiler. Bu kurumda dünyayı yansıtmak, dünyadaki yerlerini yansıtmak için eğitildiler. Yaptıkları bu, yapıyorlar.